Evet sevgili dostlar golvar.com'un ve Kayseri Özel Ümit Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu güzel videomuza hoş geldiniz. 73.400'de de sevindirdiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yeni eğitim öğretim yılınız bir kez daha hayırlı olsun. Hemen haberlere geçelim çünkü biraz kısa tutmaya çalışacağım. Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali Hatay Spor Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'u kadrosuna katmak için temaslara başladı diyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe en son Filip Kostic'i kadrosuna kattı. Ve birçok futbolcu için aslına bakarsanız ayrılık ihtimalini arttırmış oldu. Ya Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hatay Spor'da yeni teknik direktör Rıza Çalınbay Emre Mor istiyormuş. Beşiktaş maçlarında iki maçta da 6 puan hediye edeyim. Fenerbahçe maçlarında da aslan kesileyim diye. Fenerbahçe'de 2025'e kadar yani bu sezonun bitimine kadar sözleşmesi olan futbolcu görüşmelerini sürdürüyor. Ve e, sezon performansı yok. Yani yok öyle bir performans. Karagümrük'te 13 Fenerbahçe'de 8 maçta görev yapıyor. 1 gol 4 asist. Bazı arkadaşlarımız şey diyor bana hocam yeterince şans vermedik. Yeterince şans vermedik hocam. O yüzden Emre Mor şans verilmediği için böyle. Hani bilmiyorum sizin için şans nedir? Yeterincesi nedir? Hani hazırlık maçı iki tane kamp yaptı. Avusturya'da yaptı. Topuk yaptı Fenerbahçe. Hani iki kampta da göze girememiş futbolcu. Maç oynamadı diye mi e, yeterince şans almamış oluyor. Ya arkadaşlar bakın çok boş konuşuyorsunuz. Çok boş. Ya dünyanın sayılı teknik direktörlerinden birini getirmişsin. Adam incelemiş. Adam bakmış. Kamp geçirmiş. Antrenman performansını görmüş. Hazırlık maçlarında oynatmış. Etmiş. Adam bileti kesmiş. Yani size bana susmak düşer. Başka hiçbir şey düşmez. Şimdi mesela bir diğer isim Serdar Aziz. Serdar Aziz'den transfer görüşmesin. Şimdi Avusturya'daki kampta Jose Mourinho tarafından Serdar'ın bileti kesildi. Bak kampta kesildi. İstediğin yere gidebilirsin denildi. Şu anda e-sporla görüşme halinde. Ve hani e, Jose Mourinho beğenmedim arkadaş dedi. Seni oynatmak istemiyorum dedi. Ve biletini kestim. Hani Mourinho diyemez miydi? Arkadaş sen dur. Yeterince şans vermedim sana diye. Diyebilirdi. Mesela yeterince şansın kralını aldı. Ama her sene bir şekilde kadrodaydı. Şimdi Eyüp Spor'la görüşüyor ve taraftar anlaşma sağlarsa on servisi verilecek. 33 yaşındaki futbolcu kariyerinde toplam 357 maça çıkıyor. 27 gol 15 asistlik performans sergiliyor ama Fenerbahçe performansı nedense hep ama hep hani canlı bombaydı ya. Ciddi söylüyorum bak. Canlı bombaydı. Ya yapalım edelim yok abi bir şey yapalım edelim ee, olmuyor neyse yani Serdar Hazret'e yeni kariyerinde başarılar dilerim başka da bir şey demiyorum Jose Mourinho'dan İrfancan Can kahveciye yeni göre şimdi hep bana diyordunuz hocam Fred'in yedeği yok Fred'in yedeği yok diye artık var yani Fenerbahçe Fred'in yedeğini buldu hepimizin gözü aydın işte o isim bu Gerçekten bak İrfan Can Kahveci Fred'in yedeği olarak hazırlama şeyine girişmiş arkadaşlar. Jose Mourinho. Yani haberin detayında şunu söylüyor. Jose Mourinho İrfan Can Kahveci Fred'in yedeği olarak görevlendirmeyi düşünüyor. Sezonun ilk yazında Fred'i yedekleyecek isim belli oldu İrfancan Kahveci. Başarılı oyuncusunun Fred'i oynayamadığı maçlarda orta sahada kullanmayı planlıyor. Ve Mourinho İrfan Can'a 8 ya da 10 numarada daha fazla şans verecek. Ağırlıklı olarak sağ kanatta oynadığı geçen sezon milli futbolcu 18 gol 12 asistle kariyer rekorunu kırmıştı. Mourinho bu sezon kanatlarda Maximen Tadic ikilisini kullanıyor diyor. Arkadaşlar bu ısmarlama bir haber. Yani bu haberin herhangi bir doğruluk payı yok. Ben size şöyle anlatayım. Fenerbahçe'de Fred'in yedeği Medina. Medina olmazsa bakın 3-4 tane. Mesela Mert Hakan yanında 8 oynayabilir. Levent Mercan oynayabilir. Şimanski'nin orijini 8, İrfancan Kahveci 8 oynayabilir. Bunların dışında aslında Fred'in yedeği Amrabat. Yani geriden çıkışlarda iyi, orta sahayı sert tutabilecek ve uzun topları da pozisyona sokabilecek isim. Yani Fenerbahçe aslında e, yani e, Fred'in yedeğini transfer etti bile. Ya İsmail Yüksek Amrabat ikilisi mesela. Hocam tam karşılar mı? Ya arkadaş Yanlış anlamayın. Medine'de tam karşılamaz. Hani Fred'e yüz üzerinden 90-92 verirsen Medine'ye şu an gelse 70 anca verirsin. Çünkü alışacak, ısınacak bilmem ne yapacak. İrfan Can Şimanski. Bak Şimanski de denendi. Şimanski kötünün iyisiydi öyle. Çok da kötü değildi. Elinden geleni yaptı. Ama şu an için Fred'in yediğini Amrabat, İsmail Yüksek diye sayarsın. Sırayına gidersin. Bak Şimanski'nin yediği kolay. Tadiç oynat. İrfan oynat. Cengiz oynat. Ceko'yu oynat. Olur. Samet Akaydın'ın son şansı. Şinasi bu senin son şansın gibi. Jose Mourinho Samet Akaydın'a milli maçların ardından son bir şans vererek performansını değerlendirecek diyor haberde. Şimdi bu tam manasıyla bir haber değil. Yani niye değil? Afaki bir haber. Aslında son şansını çoktan verdi. Avrupa listesine yazdırdı mı? Yazdırdı. Göndermeyi bilmiyor muydu? Biliyordu. Yani A takıma Jose Mourinho A milli seçilen Samet Akaydin'e son bir şans verme kararı almış. Milli maçlar sonrasında stoperi deneyecekmiş. Eğer istenilen performansı alamasa devre arasında yollar ayrılacakmış. Fenerbahçe formasına 34 maça çıktı. Ya Samet Akaydın'ın ne olduğunu biliyor. Doğru düzgün hazırlık maçlarında oynatamadı. Çünkü çok geç geldi. Bir de sakatlığı vardı. Ama idman performansını şunu bunu gördü. Takıma uyumunu, sistemine uyumunu gördü. Bu riski göze aldı. Yani olay bu. Bakın bir Fenerbahçe klasiği oynamadan gittiler. Böyle bir haberle karşı karşıyayım. Jose Mourinho'nun yeni transferi Levent Mercan'la Oğuz Aydın'a Avrupa kadrosuna almaması Ali Koç yönetiminin teknik direktör belli olmadan yaptığı diğer transferleri gündeme getirdi diyor. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Bu haber Fenerbahçe düşmanlığıyla yoğrulmuş bir haber. Biz de biliyoruz. Yani bazı yanlışları biz de biliyoruz. Teknik direktör olmadan yapılan yanlışlar. Ama bu kadar doğrunun üstüne bu haberi insan niye yapar? Hiç düşündünüz mü? Şimdi teknik direktör belli olmadan bazı transferler yapmış. 2018-19'da koku imza atmadan önce Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alıcı alınmış. Külliyen yalan. Ferdi Kadıoğlu'nu koku demedi mi? Şimdi aldınız, aldınız, almadınız bir daha alamayız diye. Sahtekarlar. Barış Alıcı Berk Özer'e koku geldikten sonra almadım Fenerbahçe. Sahtekarlar. 2021-22'de Kolkır Serdar Dursun, Vitor Pereira imza atmadan önce alındı. Kolkır oynamadan gönderildi. Serdar 540 dakika oynayabildi. Yani Serdar Azizi gördü aslında Pereira hani bir nevi onay verdi. Kolkır'a katılırım. 1. Doğru. 2022-23 Jesus'tan önce Buruma alındı. Jesus 5 maç oynattı. Beğenmedi. Lisans askı yandı. Külliyen yalan. Buruma diye geberdi Jesus. Buruma'yı Jesus aldırdı. Bak kesinlikle bu da yalan. Diyor mesela Jesus aldırdı. İlla alacaksınız alacaksınız dedi. Jesus aldırdı arkadaşlar Buruma'yı. Sonrasında da Buruma yüksek bir bedelle gitti. Hani biz Buruma'dan ki zarar etmedik. Kar da ettik. 5 maç oynadı. Beğenmedi değil. Oyuncu sakatlandı. Hatırlayın arkadaşlar. Oyuncu ağır bir sakatlık geçirdi falan bir şeyler oldu. 2023-24. İsmail Kartal'dan önce Gustavo Henrique ve Kent alındı. Bak yalana bak yalana. Yalanın şeyine bak. İsmail Kartal'dan önce Jorge Jesus aldırmadı mı Gustavo Henrique'yi? Sahtekarlar. Hiç mi ahlakınız, edebiniz yok? Henrique oynamadan Valladolid'e kiralandı. Kent oynatıldı, ancak yetersiz olunca lisansı askıya alındı. Bakalım internete. Merak ettim. Gustavo Henrique Şimdi bak sahtekarlık, yalancılık birilerine yuva yapmış. Bu haberi kimin yaptığını da çok merak ediyorum. 2023 24te alınmış Gustavo Henrique. Şimdi Gustavo Henrique'nin transfer marketine girin arkadaşlar. Ben girdim. 31 yaşında futbolcu 1.94 boyunda. Şimdi futbolcunun transfer marketinde şu yazıyor. 22 Ağustos 2023 diyor. Gustavo Henrique arkadaşlar 29 Temmuz 2022'de alınmış. Yani 2023-2024'te İsmail Kartal döneminde değil. 2022 23te Jorge Jesus geldikten sonra alınıyor. Yani sahtekarlık yapıyorsanız tam yapın. Ve e, şöyle söyleyeyim. Kiralama bedeli 1.400 yazıyor. Satın alma bedeli de 1.400 yazıyor. Sonrasında Valladolid'e mecbur 22 Ağustos 2023'te bedelsiz olarak veriyoruz. Kiralamıyoruz onlar da zaten devre arasına kadar sabrediyorlar. Onlar da devre arasında bedel tutulara veriyorlar. Şu an 22 maça çıkmış Korintiyas'ta. Bir golü var. 1704 dakika süre almış. transfer market değeri 1 milyon euro. Ya bu sezonda Oğuz ve Levent diyor. Yani Oğuz ve Levent teknik direktörü sorulmadan transfer edildi. Ya bu kesinlikle bak kesinlikle kötü niyetli bir haber. Levent evet teknik direktör olmadan alındı. Oğuz Aydın Jose, Jose Mourinho dedim. Ha Jose Mourinho'nun ısrarlı istekleriyle birlikte alındı. Alın evet yetenekli isim şöyle iyi isim böyle iyi isim dedi diye alındı. Yani bu tip haberler Fenerbahçe'yi karıştırmak için. Jose Mourinho'dan Kostiç ile birlikte yeni sistem diyor. Şimdi saha içinde dizilimini değiştirerek 4-2-3-1'den 3-4-1-2'ye dönecek diyor. Yani böyle bir olay yok arkadaşlar. 3-4-1-2'ye dönecek diye bir olay yok. Roma ee, Roma'da oynadığı 3-4-1-2'ye sarı lacivertleri oynatacak. Çünkü Filip Kostic orta saha sol oyuncusu. Sol bekle görev yapması zor. Bak şimdi şimdi benim dediğim noktaya doğru geliyorlar farkında mısınız? Ben dedim ya size böyle böyle daha iyi diye. Şimdi bunu yazmaya başlamışlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya haber var ya saçmalık. Ceko Ennesiri forvet ediyor Bak 3-4-1-2. Ciku, Çağlar, Osterbol'de stoper attı. Osay Samuel sağda. Amrabat, Fred, Kostic, Şimanski orta 3. Beşli. Ennesiri edince o. Bakın B planında, C planında oynayabilir. Lafım yok. Ama ötesi yok. Yani terbiyesiz lüzumu yok arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Şunu söyleseydi bak gazete daha güvenilir olurdu. Yani manşeti yazan arkadaş dese ki ya Mourinho'nun eli güçlendi. 3 4 1 de oynayabilir. İsmail Kartal'ın en çok B planı olmadığı için eleştiriliyordu. Jose Mourinho'nun artık bir B planı var dese o süper. Süper yani. Şimdi bugünün iki tane haberi var arkadaşlar. Ben iki tane haberi söyleyeyim. Birincisi Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü sezonu mezonu kapatmadı. Çağlar Söyüncü gribal ve bağırsak enfeksiyonuyla birlikte yüksek ateş şikayetinde bulunuyor. Aynı zamanda ağrıları da var. Çünkü ayağına bir darbe aldı. Bugün İzlanda maçında oynama ihtimali çok düşük değil. Bugün İzlanda maçında yok. Bize söylenen bu. Ama e, birincisi bu. İkincisi Antoni Manchester United'dan Anthony. Bugün Anthony ortaya atıldı. Ve ilginçtir arkadaşlar. Sosyal medya Anthony ile çalkalandı. 24 yaşındaki Manchester United'ın sağ kanat oyuncusu. 25 yaşındaki oyuncu. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Brezilyalı. Yetenekli bir isim. Şimdi en şeyde bana soruldu. Hocam sen daha iyi bilirsin. Estağfurullah ben daha iyi bilmem. Ama ben cevabını vereceğim size. Anthony'yi söyleyen benim. Olma ihtimali var diyen benim. Anton ile ilgili gelişmeleri size aktaran benim. Ve size çok net bir ifade kullanayım. Antony gelmeyecek arkadaşlar. Yani İrfan yerine mi oynayacak? Şunun yerine mi oynayacak? Bunun yerine mi oynayacak? Antony gelmeyecek arkadaşlar. Antoni de daha önce görüştük. Size duyumunu verdim. Hem üyelere hem abonelere söyledim. Antony devam etmek istediğini, Manchester United'a savaşmak istediğini söyledi. Biz de saygı duyduk. Hocam çok gerek var mıydı? Sen bugün Kostic'i aldın. Solda asına bakarsanız birçok kişinin alternatifi yaptın. Maksiminin yedeği yaptın. İnsanları susturdun. Oğuz Aydın'ı otomatikman sağa kaydırdım. Oğuz Aydın'ı sağa kaydırınca İrfan ve Tadiç'i 8'de 10'da kullanabilir oldun. Yani artık İrfan Tadiç denemeleri yapabilirsin. Şimdi yapabilirsin. Buna bağlı olarak. Kostiç'i çok zorlanırsan Osterwold'e yerine sol bekte kullanabilirsin. Hocam sol kanat oyuncusu sol bekte olmaz. Ya Kadıköy'de oynayacağım maç var diyelim. Rakibinin hani nasıl diyeyim sana otobüs çekeceğini düşündüğün zaman soldan orta açıp bir kafayla, bir kafa golüyle maçı değiştirebilecek, ortaya açabilecek kişi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden geçin arkadaşlar. Yani Anthony'yi beklemeyin. Gelmeyecek. Ha, keşke gelseydi dediğim oyuncu ama bu dönemde gelmeyecek. En net haberi ben vermiş olayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.